Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videodan sizlere karşı karşıyayız. Şimdi bugün konumuz benim kesik 65.5 yarış motorum. Hepimizin çok beklediği, heyecanlandığı, şahsım adına ben çok heyecanlanıyorum motorla karşı karşıya kaldığım zaman. Şimdi onu konuşacağız. Size bu motoru takdim edeceğim. Ben bu motoru sizler için yaptım. İşin gerçek boyutu bu. Ondan önce birkaç anlatmak istediğim, konuşmak istediğim bir şeyler var. Üzerine açacağız. Tabii ki bugün size bunu göstereceğim. Videomuz da çok kısa zamanda yayında olacak zaten. Öncelikle bu motora ne kadar harcadık? Bu motorun sponsoru var. Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Sağ olsun. Bize bu konuda yardımcı olan insanlar var. Vesaire vesaire. Şeyden başlayayım. İşin manevi boyutuna geçelim. Manevi boyutunda yaklaşık 2 yıl önce başlayan bir senaryosu var bunun. Sağ olsun. Bizleri çok seven değerli bir abimiz. Biz de böyle böyle destekçi olalım dedi. Bir motor yapalım dedi. Sponsor oldu. Eksik olmasın. Bu motora maddi anlamda harcanan para 50 bin. Benim işçiliğim, boyası vesairesi hariç. Nasıl 50 bin diyecek olursanız. Evet çok para, güzel para. Bir egzozu ben bir kere altak yapmadım. Bu üstündeki 3. egzozu. İşte atıyorum karbüratörünü beğenmedim, değiştirdim. Yani hoşuma gitmeyen her şeyi sürekli değiştirdim. Ve son olarak bu hale geldi. Şimdi ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Ondan dolayı bu şekilde. Şimdi hemen başta bunu keseyim de. Çünkü bu konuda çok muzdarip olacağım. Neden? Satlık mı satlık mı diye çok üzerime geleceksiniz. Ben bu motoru 80 ve üzeri rakamlara satmayı düşünmeye başlayabilirim. Düşünebilirim demiyorum. Düşünmeye başlayabilirim diyorum. Hemen bunu da kestirip atıyorum. Çok kararlıyım, iddialıyım. Zaten motoru görünce de beni anlayacaksınız. Sonrasında bize destekçi olan değerli abimiz, ismini geçirmek istemiyor. Sağ olsun her zaman arkamızda. Ne motor olsun ne bir başka bir şey olsun hiç önemli değil. Her zaman arkamızda olduğu için buradan ona çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bize destekçi oldu. Haricinde ajantalarımız sağ olsun her zaman yanımızdaydı. Yardımcı oldular. İşin o boyutunda sıkıntı yaşamadık. Maddi anlamda bu şekilde, manevi anlamda da bu şekilde. Sonrasında dediğim gibi biz buna 2 yıl önceden başladık. Serüven öyle başladı. Şimdi lafı da çok uzatmak istemiyorum. Ben de sizler gibi heyecanlıyım. Şöyle bir hemen bir üzerini açalım. Ama üzerini burada açmayacağım. Dükkandan çıkıyoruz ve güzel bir yere gidiyoruz. Orada görüşürüz. Bak, gör nasıl oluyormuş, izle. İddialıyım, farkındayım ve hakkını veririm. Açalım mı? Ne düşünüyorsunuz? Peki sizin az önce gördüğünüz motor, size göre eksik bir şey var mı motorda? Ya vardır illa ki şöyle olsaydınız. Harbi mi diyorsun? Açalım mı? Açalım artık. Evet. Hazır mıyız? How you like that? O da evdeki motorunu git taktım. Ondan ötürü bunu hafife alın rica ediyorum. Haricinde bana değil ki şurası şöyleymiş. Şimdi bunu biraz çekin şöyle bir görsünler. Şöyle bir baksınlar. Okay, let's go. Oh.
Evet arkadaşlar, videoları izledik. Gayet güzel, hoş, şeffaf bir şekilde sizlere sunduk. Şimdi her şey güzel, eyvallah. Biliyorsunuz sosyal medyaya girdik. Yaklaşık 2-2,5 aydır sosyal medyadayız. Güzel ilerliyoruz. Ailemiz gün geçtikçe büyüyor. Biz bunun mutluluğu içerisindeyiz. Tabii bununla beraber düşmanlarımız da, bizi sevmeyen, çekemeyen insanlar da çoğalıyor. Tabii ki çekemeyenler olacak. Hani diyor ya, hareketli bir adı seviyorsan saldırıya uğrayacaksın. Ondan ötürü hiç sıkıntı yok. Tabii o arkadaşlara da buradan bol bol selam gönderiyorum. Bu biraz da sizler için. Yapabileceklerimiz sınırlı olmadığının çok küçük bir örneğidir bu size. Rica ediyorum, buradan da sizlere söylüyorum. Şöyle oldu, böyle oldu, böyle olacakmış demeyin. Benim kimsem yok. Benim yarışım bu dört duvar arasında, burada. Benim tek olan şeyim burası. Bak bu. Bu isim. Başka kimsem yok. Tek başımayım. Ondan dolayı şöyle olmuş, böyle olacakmış. Vay efendim. Gerek yok abi. Herkes ekmeğini yesin. Herkes işine baksın. Çorbasını yesin. Bu şekilde devam edelim. Şimdi dediğim gibi değinmek istediğim birkaç bir şey daha var. Biraz sohbet edeceğiz. Sohbet adında ilerleyecek. Tabii ki sıkılırsanız canınız sağ olsun. Ama anlatmak istediklerim gerçekten kayda değer, dinlemeye değer şeyler. Biz bu motora 2 yıl önce başladık dediğim gibi. Senaryodan başladı. Tabii işin maddi boyutundan manevi boyutu da çok can yakıcı. Nasıl yani? Şu gördüğünüz egzoza 3 kere uğraşmışım ben. Hani 3 kere, 2 kere değiştirmişim, işime sinmemiş. Şu gördüğün demiri, bunu biliyorsun, fren demir oluyor normalde, onu atıyorlar. Ben onu sevmiyorum abi, o olmayacak. Bu böyle işlemeli bir demir olacak. Güzel yani, göze hitap edecek. Buradaki şasinin demirleri, kendi demiri uzun. Ben bunu ne yaptım? Kestim, kısalttım. Neden? Sürücü üstüne bindiğinde ayağına takılmasın diye. İşte efendim, haricinde bir de değinmek istediğim videoda gördünüz. Tesisatı, tesisat bölümü biraz karışık. Neden abi? Ben bugün bu videoyu çekmeden önce bu motorun tesisatı bozuldu. Yani ateşleme yapmıyordum motor. Ondan ötürü bak, büyük beynin tesisatını söktü. Mecbur küçük beyni taktım. Diğer tesisat elemde vardı, onu taktım. Ve aceleyle geldi biraz. Acıya gelme sebebi de hani çok ısrarcısınız. Ustam ne zaman, ustam ne zaman, Allah razı olsun, eksik olmayın, sağ olun. Bunlar sizlerin sayesinde. Hani bu isim bugün gün geçtikçe büyüyorsa sizlerin sayesinde. Bu isim bugün karşınıza geçip konuşabiliyorsa sizlerin sayesinde. Eksik olmayın. Hani demem o ki, o yüzden yok şöyle oldu, böyle oldu. Gerek yok böyle şeylere. Bak biz ne güzel yapıyoruz, sunuyoruz. Sizler de yapabilirsiniz. Vallahi de billahi de kimseyle işimiz yok. Bakın size böyle diyorum. Şimdi bir de değinmek istediğim birkaç bir şey daha var. Birkaç isim var. İşte gelip yorumlarda böyle falan yapıyorsunuz. Gerek yok abi. Bakın, vallahi gerek yok. YouTube'da hala videomuz duruyor. Hani bunu dile getirme sebebim de onu çok önemsediğimi göstermesin. Öyle bir şey yok. Benim için önemli olsa zaten şu an bu durumda olmaz. Anladın mı? Benim için sokaktaki herhangi bir insanlar nasılsa o da öyle. Bastırarak söylüyorum. Gerçekten öyle. Durumlar böyle. Harcanan para ortada. 50 bin lira net para harcandı. Üçüncü egzozumuz. Karbüratörümüz özel Çin'den geldi. Karbüratörün fiyatı şu anda 3 bin lira civarı. Üst kapağımız çok eskilerden kalma. Küba'nın orijinal kapağı. Marka vermeyecektim ama hani sorarsınız illaki, videoda sizlere anlatmış olalım. Ön jantımız Peugeot'un jantı. 22 jant, 17 janttan bir tık büyük. Arka 24 zaten biliyorsunuz, kullanılan bir jant. Büyük beyni tesisat kullanıyorum. Krangım 26. 65 tek sekman pistonum var. Durumlar böyle. Her şey ortada. Boyasına zaten uğraştım bir haftadan fazla. Durum böyleyken hani denilebilecek pek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu motorum beni sevenlerime, beni sayanlarıma armağanımdır. Allah razı olsun. Eksik olmayın. Allah yokluğunuzu vermesin. Şimdi az çok birkaç bir şeye değindik. Tabii konusu da bulsak vallahi bile sabaha kadar konuşuruz. Çok şey var çünkü. Çok. Anlatmak istediklerim bu kadar şimdilik. Çok var da aslında. Sizlere de yıpratmak istemiyorum. YouTube'a çok çok videolar gelecek böyle arka arkaya. İnşallah YouTube'a özellikle yoğunluk göstermek istiyorum. Sizlerin bana olan talebi şu anda çok güzel. Ben mutluluk diyorum. Sizlere de layık olmaya çalışıyorum. Şimdi benim nazarımda bir adamın, bir ustanın kendi motoru nasılsa yaptığı işçilik öyledir. Benim yaptığım bu şekilde. Yapabileceklerimi siz düşünün. Tesisat adına özür diliyorum. Tek eksiğim o. Sebebi ise bu. Haricinde bir eksiğim olduğunu düşünmüyorum. Yoruma açığım, eleştiriye açığım, hakarete asla. Ben de kırıcı olabilirim. Koskoca adamlar geliyor, yorum yapıyor. Şöyle böyle. Gerek yok abi. Git ekmeğini yiyeyim. Ben vallahi böyle yaparsan sana gülüyorum sadece. O yüzden komik duruma düşme. Beni izlemeye devam et. Hayranlığını
Gizden de olsa devam ettirebilirsin. Bir sakıncası yok biliyorum. Sen de bana aynasın. Önemli değil. Ben de seni seviyorum. Söylemek istediklerimiz bu kadar. Sizleri seviyorum. YouTube kanalıma abone olmayı. Instagram'dan, TikTok'tan bizleri takip etmeyi unutmayın. YouTube kanalımızın linkini Instagram'daki biyografiden bulabilirsiniz. YouTube kanalındaki ismim de zaten izliyorsan biliyorsundur. Durumlar böyle. Çok çok videolar gelecek dediğim gibi. Sizleri seviyorum. Eksik olmayın. Denecek başka bir şey kalmadı. Hoşça kalın. Görüşürüz.